yuvarlanmazlar. Muhterem Müslümanlar, yavrularımıza Allah'ın kitabını okutacağız. Neslimize Resulullah'ın hayatını öğreteceğiz. Kardeşlerimize kitap ve sünnetle amelin hakikatlerini talim ve tebliğ edeceğiz. Şunu da ifade etmiş olayım, münasebet almışken. Muhterem müminler, Konya'mız 900 yıl ve 1000 yıldır ilim beşiğidir. Enbiya yurdu bu toprak, şüheda burcu bu yer, bir yıkık türbesinin üstüne Mevla titrer desek sezadır Atfe'nin ifadesiyle. Binaenaleyh, 18 kadar merkezinde ve kazalarında 22 nebi metfundur Konya toprağında. Sayılamayacak kadar alimler, birçok müfessirler, adedi bilinmeyecek kadar bol muhaddisler, şeyhul İslamlar, gerçek mürşitler, hadimiler, Mevlana'lar, Şems-i Tebrizi'ler, Sadrüddin-i Koneviler, Muhammed-i Bahattin'ler, muhterem Müslümanlar, üstadlarımıza geliniz. Yalavaşlı hocalar, Akşehirli üstadlar, Hacı Veys efendiler, Mahdum Hacı Veys Sade Mustafa efendiler, Hacı İsa efendiler, Karavüranlılar, Yörük Mustafa hocalar ve en salih efendiler, bugün şu anda ismini sayamayacağım, belki benim yetişmediğim, son devirde babam sinninde olanların gördüğü yüze yakın gerçek mürşidi olan bu memleket, Tahir Hoca vazifeden çekiliyor diye farz edin. Üzülenler var. Herkes üzülmez. Benim için mühim değil. Kardeşlerimin üzüntüsüne bir yönden hak vermek lazım. Son 25 yıl içerisinde ne kadar hocamız, üstadımız, mürşitlerimiz varsa ahirete irtihal ettiler. Müminler, eski hocalarımız, eski üstadlarımızdan bugün hayatta kalan bir tek insan var mı? Kalmadı. Tükendi. Hepsi irtihal ettiler ahirete. Bugün muhterem müminler, biz eski üstadlarımızdan bugün hayatta kalan bir tek insan var mı? Kalmadı. Tükendi. Hepsi irtihal ettiler ahirete. Bugün muhterem müminler, biz gidiyoruz. Yarın bir arkadaşımız daha gidecek. O bir gün başka biri, gençlerden birkaç kişi. Ki biz Müslümanlar, çölde yosunlu sularla hayatını devam ettiren bir insanın yetişişiyle yetişmişizdir. Bizim devremizde Allah diyen bile alay edilirdi. Bizim devremizde Kur'an delili cürm idi. Bizim devremizde ilmi şer'iye çalışmak, hocanın ve üstadın evine taşınmak, gitmek ve gelmek, babamız ve annemiz tarafından bile muattal mesleke intisap olarak vasfedilir. Akrabayı talukat ve yakınlarımız mani olmaya çalışır. Okusan okusan bir köy imamı olup cenaze yıkayacağım derlerdi. İlim bu kadar öldürülmüş, mesleki ilmiye bu kadar kahra mahkum edilmişti muhterem müminler.
hoca mısın, imam mısın, vaiz mısın, cercisin? Ağır tabiri Akif Bey'in, onlara göre, zibidilere göre leşlisin, ıskatçısın, şucusun veya bucusun. Muhterem Müslümanlar, böyle diye diye memleket evladını ilim tahsilinden soğutmuşlar ve büyüklerimiz de vefat ettiği için bugün hakikaten büyük sahiplere muhtaç olduğumuz bir vasatla yaşıyoruz. Kardeşlerime vasiyetim ve sözüm ve telkinim olarak söylüyorum. Allah'ınızın aşkına çocuklarınıza Kur'an okutunuz. Allah'ınızın aşkına buyuruyorlar, elâ hel bellâtu, tebliğ ettim mi ey ashabım? Kalu bela, evet ya Resulallah. Allahümme feşhed, sen şahit ol ya Rabbi. Muhterem Müslümanlar, Peygamber Efendimiz buyurdular, fel yubelligi şahidül gâib. En son sözü, fel yubelligi şahidül gâib. Hutbemi bugün dinleyenler, duymayanlara ve sonradan gelenlere tebliğ etsin buyurdular sallallahu aleyhi ve sellem. Ve şöyle kestiler sözlerini, Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.